Çok değerli meslektaşlarım, sizleri şahsım ve İstanbul Odası adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Öncelikle muhasebe camiasının muhasebe haftasını kutluyorum. Tabii sosyal medyada zaman zaman bu hafta mıdır, gün müdür tartışmaları var. İşte yasa 13 Haziran'da yürürlüğe girdi, niye Haziran'da yapılmıyor gibi görüşler var. Sevgili arkadaşlar, 24 yılı geride bıraktık. Önemli olan Mart veya Haziran değil, önemli olan haftayı hep birlikte kutlamak olduğunu inanıyoruz. Bu tartışmaları geride bıraktık şundan dolayı, özellikle Haziran ayında 13 Haziran'da yaptığımız muhasebe haftası etkinliklerinde maalesef yaz olması nedeniyle katılım çok düşük sayılarda ulaşmıştı ve vazgeçtik. Ve Mart'ın ilk haftasını bundan sonra muhasebe haftası olarak kutlayacağımızı ifade ettik. Vergi haftasıyla çakışmıyor sevgili arkadaşlar. Bu arada maliye dünyamızın da vergi haftasını kutluyoruz. Onlar Şubat ayının son haftasını vergi haftası olarak kutluyorlar. Biz de Mart'ın ilk haftasını muhasebe haftası olarak kutluyoruz. Özellikle büyük bir emek ve özveriyle bizler gibi çalışan maliye çalışanların da vergi haftasını kutladığımızı buradan huzurlarınıza belirtmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, muhasebe haftasında bir haftaya yayılan etkinlikler planlandı. Bunun ilkini 1 Mart'ta Taksim Meydanı'nda mesleki sorunlarımızı ifade ettiğimiz, dile getirdiğimiz bir basın açıklamamız oldu. Şimdi burada zamanınızı almamak açısından tek tek neler olduğunu ifade etmeyeceğim. Ama ana başlıklar itibariyle ifade ettiğimiz zaman özellikle başta Maliye Bakanlığı olmak üzere çeşitli kurumlarla yaşadığımız sorunlar vardı. Bunları dile getirdik. Özellikle Maliye Bakanlığı'nın vesayetinin artık mesleği çok farklı bir noktaya getirdiğini, bu vesayetin kalkması gerektiği olduğunu ifade ettik. Yine bir diğer talep ettiğimiz konu, maalesef meslek yasamız artık bize yetmiyor değerli arkadaşlar. İçinde birçok antidemokratik maddenin olduğu bu meslek yasasının artık yerine çağın koşullarına uygun, antidemokratik maddelerden arındırılmış ve dünya ile entegre olmuş olan bir meslek yasasının ihtiyaç olduğunu ifade ettik. Ve en önemlisi, son zamanlarda meslek camiamızı bölmeye çalışan yeni bir başrol oyuncusundan bahsettik. Aslında bu başrol oyuncusunu ben uzunca zamandır sizlerle her bulunduğumuz toplantıda biliyorsunuz anlatıyoruz. Kim bu başrol oyuncusu? Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetleme Kurulu. Ya ne var ne olacak diyebilirsiniz doğal olaraktan. Ama bu kurum kendini bir meslek örgütü yerine koyuyorsa, 90 bin kişilik camiayı bölüyorsa, parçalıyorsa, 15'ini dolduranlar ve doldurmayanlar diye ayırıyorsa, mesleğe yeni girecek gençlerin önünü kesiyorsa ve de bugüne kadar meslek örgütüyle tek bir diyalogda bulunmuyorsa, kusura bakmayın biz bu kurumu tanımayız sevgili arkadaşlarım. Ve tanımayacağız da. Nereye kadar? Bu meslek örgütüyle kapılar açılıncaya kadar bu mücadele buradan sürecektir. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekiyor. Arkadaşlar, çok şey mi istedik ya? Her gittiğimiz yerde anlattık ve bunun aksine bir tek Allah'ın kulu bu böyledir demediniz. Yani diyoruz ki tek bir sınav vardır. O da TÜRMOB yeterlik sınavına girdiğiniz sınavdır. Bunun dışında sınav doğru değildir. Bakın, bu eğitime katılan arkadaşlarımız var. Biraz sabırlı olmanı rica etmiştik. O oldu, bu oldu. Bugün bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Ama şöyle düşünün, 90 kişilik camianın bu eğitimlere katılan sayısı, yeminim al müşavirleri ayırıyorum, 100 kişi, 200 kişi olsaydı bu kurum arkadaşlar bu kadar rahat hareket edebilir miydi? Size soruyorum ben size. Yine elinizi vicdan sonra şunu soruyorum. Ya katıldığınız bu eğitimler, TÜRMOB eğitimindeki farkı bana bir Allah'ın kulu izah etsin.
söyledik kendine, dedik ya bu eğitimlerimiz eksikse, yetersizse söyleyin, tamamlayalım, düzeltelim dedik. Katın arkadaşlarım var. Hem TÜRMOB eğitimlerine katın arkadaşlarımız var, hem bu eğitimlere katın arkadaşlarımız var. Bir Allah'ın kulu çıksın. Ya üniversitenin verdiği eğitim farklıdır diye birisini ortaya çıksın sevgili arkadaşlarım. Söyleyin ya biriniz. Odanın eğitimi yetersizdi. Biz üniversitenin eğitiminden farklı eğitim aldık diye bir Allah'ın kulu çıksın. Tek fark şudur sevgili arkadaşlar. Parayı yatıran bu eğitime katıldı. Öyle mi sevgili dostlar? Başka yaptığı bir şey yok. Bu mu ya? Bu ülkenin kaynakları bu kadar basit mi? Ne istiyorsun? Bu kurumdan, meslek örgütünden niye yararlanmak istemiyorsun? Ajandanda ne var? Burada bakanlık yetkileri var. Sevgili arkadaşlar, 24 yıldan beri İSMO olarak, TÜMOB olarak tüm bürokratlarla kapımız açıktır. Bizim de iş birliği yapanlar kazanmıştır. Bize kapılarını kapatanlar kaybetmiştir sevgili arkadaşlar. Biz her zaman biliyorsunuz bu kapıdan içeri girdiğimiz zaman siyasi şapkalarımızı kapının dışına bırakmışızdır. Tek ortak paydamız meslektir. Bu ülkenin çıkarlarıdır. Bu ülkede yolsuzluk yapılıyorsa, bu ülkede kayıt dışı ekonomi varsa, bu ülkede vergi adaleti yoksa biz meslek örgütü olarak konuşmayacak mıyız sevgili arkadaşlar? Yaptığımız tek şey bu. Taksim meydanında bir afiş astık. Çok enteresandır. Ülke nerelere gidiyor? Afiş şu sevgili arkadaşlar, soruyorum değerli dostlarıma. Temiz toplum, temiz siyaset istiyoruz dedik. Muhasebe camiası olarak. Polis indirin onu dedi. Ya dedi, siz temiz toplum, temiz siyasetin yana değil misiniz ya arkadaşlar? Bu ülke nereye gidecek? Nasıl olacak? Bu bizim görevimiz. Bunu anlatmaya çalıştık. Dönüyorum kuruma. 2011 yılından beri meslek örgütü hiçbir diyaloğu yok. Ve suç işliyorlar şu anda. Bir örnek vereceğim. Gözetim kurumu oluşunda bir yönetim kurulu var biliyorsunuz. Öyle mi? TÜRMOB'u temsil eden bir arkadaşımız vardı. Orhan Çelik. Eski Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu başkanı yapmış arkadaşımız. Profesör oldu, ayrıldı. Yeni bir isim önerdik. 3 aydan beri o kişiyi göreve davet etmiyorlar sevgili arkadaşlar. Ne var ortada ya? Gençlerin hakkını savunmak suç mu sevgili arkadaşlar? Sizin emeğinizi savunmak suç mu, onu söyleyin bana. Sonuna kadar bunu anlatmaya devam edeceğiz. TÜRMOB ve odalarımız, sabrımız bir yere kadar artık noktalanmıştır. Bunu herkes böyle bilsin. O yüzden 15'ini dolduran sevgili dostlarıma sesleniyorum. Biraz daha sabredin. Bu eğitimine katılan arkadaşlar için söylüyorum. Biz sizleri asla ve asla mağdur etmeyiz. 15 yılını dolduran arkadaşların bir problemi yoktur. Sorun 15'ini doldurmayan arkadaşlarımızın hakları gasp edilmiş sevgili arkadaşlar. Buna destek verirsek inanın başarılı olacak olan bizleriz. Lütfen bunun böyle bilmesini istiyoruz. Ve 2 ay boyunca yoğun bir kampanya başlayacaktır. Siyasette siyasetçiyle, bürokratta bürokratla bu haklar alınıncaya kadar bu mücadele aktif olarak sürecektir sevgili arkadaşlar. Sizden ricam şimdi, ya niye geç mi kaldık, erken mi kaldık, şu mu bu mu olayı lütfen bırakalım. Birbirimize kenetlenelim sevgili arkadaşlar. Bugüne kadar bu eğitimlere katılmış arkadaşlarıma soruyorum. Bir tek Allah'ın kulu bağımsız denetimle ilgili 1 lira para kazanmış mı sevgili arkadaşlar? Sorarım size. Bir tek iş aldınız mı sevgili arkadaşlar? O yüzden acele etmeyin dedik. Ve her zaman anlattığımız bir şey var. Bu kurum Enor'da olduğu gibi, Enor'dan sonra niye çıktı bu kurum, gözetim kurumu? Bir muhasebe skandalı çıktı. Meslek örgütü dışında bir kurum bunu denetlesin dedi. Bu anlayışıyla, bakın çok iddialı bir laf söylüyorum. Birkaç kez de söyledim. Enor'dan beter patlar arkadaşlar bu kurum, unutmayınız. İşini yap kardeşim sen. Sen gözetim işini yap. Bırak da meslek örgütü kendi işini yapsın. Üyesinin eğitimini, lisanslamasını, sınavlarını bizim işimiz sevgili arkadaşlar. Ve bir diğer konu, her zaman söylüyoruz. Bunları almanız yeterli bir şey değildir. Eğer beyninizde, kafamızda, yapımızda kurumsal yapıları kurmazsak bu işi asla ve asla başarma şansına sahip değiliz sevgili arkadaşlarım. O yüzden meslek örgütünün gündemini asla vazgeçmeyecek. Hani anlattığımız bir dağın ötesi hikayesi var. Bu mutlaka gerçekçilik sevgili arkadaşlar. Bunun başka çaresi yok. Küçük hesapları herkes bırakacak. Kurumsal yapıları kurmak zorunda. Süpermarketlerde olduğu gibi.
Burada büyük firmaların temsilcileri var. Nasıl çalıştığını biliyoruz. Ama tek başarının temelinde ortaklık kültürü sevgili arkadaşlarım. Bu büyük firmaların hiçbirinde patron yoktur. Ortak vardır. Ne zaman bize ortaklık kültürünü kendi çapımıza göre yaptığımız an herkes bize saygı duyacaktır sevgili arkadaşlar. Müşteri bizden tek bir iş istemiyor. Bunu anlattık. Artık defter tutmayla bir yere gitme şansımız yok. Bir sene daha gideriz, 3 sene daha gideriz. Ama 10 sene sonra bu kadar net konuşuyorum. E-fatura, e-defterin sonucunda hepsi tarihe karışacak sevgili arkadaşlar. Finansal tabloları düzenleyenler, denetleyenler ve de müşteriye fayda ve değer yaratan uzmanlıklar olmak zorunda. Bunu başaranlar yoluna devam edecektir. Başaramayanlar, üzülerek söylüyorum, bu işi bırakmak zorunda kalacaklardır. İnancımız şu. Her zaman bizim en önemli yanımız olan yenilikçi yanımız sayesinde mutlaka bu süreci birlikte tamamlayacağız sevgili dostlarım. Buna yürekten inanıyoruz. Biz yöneticilerin görevi size geleceği önünüze koymaktır. Ama o geleceğe birlikte yol yürümek de herkesin artık beyninde, ajandasında değiştirmemiz gereken bir olgudur. Sözü burada toparlarken muhasebe haftamız devam ediyor sevgili arkadaşlarım. Perşembe günü Sayın Uğur Dündar'la bir söyleşimiz var. Hakikaten muhasebe camiasının duyarlı olduğunu biliyorum. Ve söyleşinin adı da Temiz Toplum, Temiz Siyaset. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğini 7 Mart'ta odamızı yapıyoruz. Özellikle kadın meslektaşlarına sesleniyorum. Oraya ayak kaldırmanız lazım. Kusura bakmayın. Eğer buraları boş bırakırsanız sizi birileri yönetmeye devam edecektir. Kusura bakmayınız. Ancak oralarda olduğunuz zaman etkin ve söz sahibi olacaksınız. Ben tüm arkadaşlarımı, muhasebe haftası etkinlikleri devam ediyor. Tüm dostlarımız, arkadaşlarımızı, özellikle cumartesi günü müzik şölenimize, çocuklarımızla, yakınlarımıza özellikle gelmenizi diliyoruz. Ama kimseye zorlama diye bir şey söz konusu değil. Sevgiyle herkesin buraya gelmesi gerekiyor. Ben bugünkü seminerde başta bakanlık yetkilimiz olmak üzere değerli konuşma yapacak arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Önemli bir konuyu huzurunuza getirdiğimize inanıyoruz. Özellikle sevgili arkadaşlar, muhasebe dışında bizim başka kazandığımız alanlar var biliyorsunuz. Şirket kuruluşları, nevi değişiklikleri, sermaye artışları, genel kurullar. Eğer bunu iyi bilmeliyiz ki müşterimize de zarar vermememiz gerekiyor. Bu seminer bu amaçla düzenlendi. Seminere katkı sunan değerli konuşmacılara sizler adına bir kez daha teşekkür ederken önce Taksim Meydanı'nda yüreğiyle o basın açıklamasını destekleyen tüm arkadaşlarıma, özel nedenlerden gelemeyen, yüreğiyle bizimle olan tüm arkadaşlarıma ve burada bugün bu eğitimde katılan siz değerli arkadaşlarıma, tüm kurul üyesi arkadaşlarımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, ben de bir teşekkür ilave etmek istiyorum başkanımıza ilaveten. Bu salonu bize tahsis eden Kadıköy Belediyesi'ne ve görev yapan başkan yardımcımız, meslektaşımız Hulusi Özocağı'na da teşekkürlerimizi sunuyoruz oda olarak. Evet, seminerimize geçeceğiz. Seminerimizin konusunu başkanımız paylaştı. Bütün yönleriyle sermaye şirketlerinde genel kurullar ve karar nisapları, yasal düzenleme ve uygulamalarıyla ilgili bilgilerini bizle paylaşacak olan katılımcıları davet etmek istiyorum. Sayın Erdoğan Yurdakul, İstanbul Bakanlık Yetkilisi, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü. Buyurun efendim. Yine bakanlık yetkilisi Nevzat Özer, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü şef konumundaki arkadaşımız. Evet. Yine meslektaşımız, içimizden biri avukat Lerzan Nalbantoğlu. Meslektaşımız, içimizden biri Sayın Ali Çiçekli. Oturumu yönetmek üzere Sayın Erol Demirel, İSMO'da sekreterimiz. Büyük odanın toplantısıymış. Bunu hiç görebilmiyorum.
Sayın Başkanım, saygıdeğer konuklar, sevgili meslektaşlarım, bir seminere de hoş geldiniz. Katılımınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok yoğun bir mesleki süreç yaşıyoruz ama eğitim bizim en önemli faaliyetimiz. Bu anlamda tekrar teşekkür ediyoruz. Çok değerli konuşmacılarımız var aramızda. Sizlerden gelen talepler, en çok sorulan soruları dikkate aldığımızda gerçekten 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, eskisinde de böyleydi, bizimle ilgili, mesleğimizle ilgili, özellikle şirketler hukuku bölümü biliyorsun bizim en temel ilgi alanımız ticaret kanunundaki. Bir şirketin doğumundan ortadan kalkmasına kadar geçen bütün süreçlerde meslek mensubu olarak yer alıyoruz. Genel kurullar bunlardan bir tanesi. Yeni ticaret kanununda daha farklı bir yaklaşım var. Özellikle kurumsal yönetim şim ilkeleri çerçevesinde genel kurullarda nasıl toplanılacak, gündem nasıl hazırlanacak, zabıtlar nasıl düzenlenecek, çağrı usulü gibi konularda, özellikle bu dönemde faaliyet raporuna yeni bir yaklaşım ortaya kondu. Bu konuları özellikle uygulamacı arkadaşlarımız seminerimizin ilk bölümünde bir sunum yapacaklar, genel olarak bilgilendirme. Bir ara vereceğiz, yarım saat kadar. Ardından öğleden sonraki bölümde de bakanlık temsilcisi üstadlarımız, onlar da bakanlık tarafında konuya ilişkin açıklamalar yapacaklar ve özellikle bu semineri soru-cevap usulünde gerçekleştirmeyi daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Ve sizlerden arada hazırlayacağınız soruları yazılı olarak iletmenizi, zamanımız kalırsa da o soruları tamamladıktan sonra da yine arta kalan zamanda da sözlü olarak da sorularınızı alacağız. Burada yani önemli olan kafanıza takılacak veya takılmakta olan her türlü soruya burada yanıt vermeye elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. Önemli bir konu başlığımızda tabii burada ikinci bir konu başlığı toplantı nisapları ve karar nisapları. Bununla ilgili de genel bir bilgilendirme yapacağız. Biliyorsunuz toplantıyı sağlamak ayrı, kararı alabilmek için ayrı ayrı nisaplar gerekiyor. Buna ilişkin de bilgilendirmeler yapacağız. Yine çokça konuşulan bu dönemde 14 Şubat'ta biliyorsunuz süresi doldu. Sermaye artırımları yapılması gerekiyordu. Yeni ticaret kanunundaki hadlere çıkarılması gerekiyordu sermayeler. Bu sebeple münfesih duruma düşmüş olan şirketler var. Bunlar bakanlığın yapmış olduğu açıklamaya göre 70 bin civarında şirket şu anda münfesih duruma düşmüş durumda. 65 bin civarında olanı bunun limite şirketler, 5 bin civarında olanı da anonim şirketler olduğu söyleniyor. Bu şirketlerle ilgili münfesih duruma düşmüş olan şirketlerin acaba bundan sonraki süreçlerinde nasıl yol almaları gerekiyor? Ona ilişkin genel açıklamalar yapacağız. Buna ilişkin sorularınız olursa yanıtlamaya çalışacağız. Ama bu arada biliyorsunuz bakanlıktan yapılan bir açıklamaya göre yine önümüzdeki günlerde bir yazı gönderilmesi bekleniyor ticaret sicil memurlukları tarafından bu şirketlere ve 60 günlük bir süre verileceği söyleniyor. Bu 60 günlük süre içerisinde bu durumdaki şirketler eğer faaliyetlerine devam edeceklerse, gerekli koşulları yerine getirip faaliyetlerine devam edecekler, ancak faaliyetlerine devam etmeyeceklerse onlar münfesih durumda olarak tasfiye sürecine girmiş olacaklar. Ben tekrar çok değerli konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Öncelikle sözü avukat Lerzan Nalbantoğlu'na veriyorum. Kendisi biraz önce belirttiğim gibi bu konularla ilgili genel bir bilgilendirme, genel bir sunum yapacak. Ardından Ali Bey'le devam edeceğiz. Bu bölümü yarıma doğru 5-10 dakika sarkar belki
tamamlamayı, yani bir 1,5 saat içerisinde, bir 1 saat 15 dakika içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Ardından bir yarım saat ara vereceğiz. Bir ikramımız var. Çok dağılmayalım istiyoruz. Hemen, çünkü yarım saat sonra tekrar seminere başlayacağız. İkramımız burada olacak. Ardından da ikinci bölümü biraz önce belirttiğim gibi devam edeceğiz. Buyurun Lerzan Hanım. Nasıl arzu ederseniz, oturduğunuz yerden de, dilerseniz oradan da, slide yürütücüsü var galiba değil mi? Yoksa oradan da kumanda edebilirsiniz. Siz nasıl arzu ederseniz. Çağıralım, evet. Sayın Başkanım, değerli oda üyeleri, bugün hep birlikte anonim ve limited şirketlerde genel kurul toplantılarını her yönüyle inceleyeceğiz. Yani çok bildiğiniz konular da söz konusu olacak, fakat hep birlikte bunları üzerinden de geçmiş olacağız diyeyim. Şimdi sunumumun içerisinde anonim şirketlerde genel kurul toplantıları, limited şirketlerde genel kurul toplantıları ve münfesi hale gelen şirketlerimizin durumu ne olacak? Yani en çok dün yaptığımız toplantıda da en çok konuşulan konulardan biriydi. Erol Bey'in de bahsettiği üzere birçok şirket, limited şirketler özellikle 10 bin liraya sermayelerini arttıramadıkları için ciddi bir sorun yaşamaktalar şu anda. Şimdi genel olarak Türk Ticaret Kanunu'na baktığımızda şunu görüyoruz. Genel kurulun devredilemez ve vazgeçilemez yetkileri açıkça belirtilmiştir. Bu düzenleme ile artık genel kurulun ve yönetim kurulu arasındaki yetki ayrımı sağlıklı bir şekilde belirlenmiş hale gelmektedir. Elektronik genel kurulun söz konusu olması aslında bir devrimdir, fakat bu bir yatırım gerektirmektedir. Bunun içinde bir masraf söz konusudur. Pay sahiplerinin bilgi alma hakkı, pay sahiplerinin toplantılara katılımları güçlendirilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin, bağımsız denetime tabi ise denetçilerin toplantıya katılmaları, genel kurul toplantılarına katılmaları, pay sahiplerinin daha çok bilgilendirilmesini, daha çok bilgi almasını sağlamaktadır. Bir de diğer bir husus, varlıkların toptan satışı ile ilgili olarak biliyorsunuz ağırlaştırılmış nisap kabul edilmiştir. Bu da çok önemlidir, çünkü burada şirketin mal varlığının korunması düşünülmüştür. Şimdi anonim şirket genel kurul toplantılarına bakarsak, ilk önce genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri nelerdir? Bunlar önemli bir husustur. Çünkü bu görev ve yetkiler kesinlikle yönetim kuruluna devredilemeyecek görev ve yetkilerdir. Genel kurul toplantı türlerini hepimiz biliyoruz. Tek ortaklı anonim şirketlerde genel kurul, ne zaman yapılır genel kurul ve nerede yapılmalıdır? Elektronik genel kurul. Kimler genel kurulu toplantıya çağırabilir? Çağrı ne zaman yapılır? Çağrısız genel kurul nasıl olur? Genel kurul toplantısına kimler katılabilir? Bakanlık temsilcisinin katılımı hangi hallerde söz konusudur? Genel kurul toplantısı öncesinde yapmamız gerekenler nelerdir? Ve ayrıca ticaret sicil müdürlükleri tarafından talep edilebilecek belgeler nelerdir? Erol Bey'in de bahsettiği gibi toplantı tutanağını artık bir örneği, yani çok açık bir örneğimiz var. Onunla da ilgili konuşacağız. Şimdiki yani eski Türk Ticaret Kanunu ile yeni Türk Ticaret Kanunu arasında çok ciddi bir fark aslında gözükmüyor genel kurul toplantıları bakımından.
Fakat buradaki en önemli devrim niteliğindeki konu elektronik ortamda genel kurul toplantılarını yapabilmemizdir. Genel kurul biliyorsunuz anonim şirket pay sahiplerinin katılımıyla oluşan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görevden alınmaları, ibraları, finansal tabloların onaylanması, yıllık faaliyet raporunun onaylanması, esas sözleşme yani şirketin ana sözleşmesi değişiklikleri, sermayenin arttırılması, azaltılması gibi konularda karar alan organdır. 408 Yeni Türk Ticaret Kanunumuzun 408. maddesinin ikinci fıkrasında açıkça belirtilmiştir hangi konularda genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri söz konusudur. Bunlar işte esas sözleşmenin değiştirilmesi, önemli miktarda şirket varlığının satışı, bu da pay sahiplerinin korunması açısından önemli bir maddedir. Şirketin feshi gibi çok olağanüstü konular genel kurulun görev ve yetkilerindedir ve daha önce de belirttiğim gibi yönetim kuruluna devri mümkün değildir. Bunlara ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılmış olan genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılara katılacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında biliyorsunuz bir de yönetmelik yayınlanmıştır. Bu iki hem Türk Ticaret Kanunu hem de söz konusu yönetmelik bu konunun genel kurul toplantılarda dayanağımızdır, hukuki dayanağımızdır. 30. maddesinde bu genel kurulun devredemeyeceği ve vazgeçemeyeceği yetkilerin görev ve yetkilerini daha detaylandırılmıştır 30. maddede. Burada işte yönetim kurulu üyelerinin 3 yıl aşmamak üzere görev sürelerinin belirlenmesi, her türlü borçlanma senetleri, menkul kıymetlerin çıkarılması veya bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi, birleşme, bölünme, tür değiştirme kararlarının alınması, hakimiyet sözleşmesinin onaylanması, bu da yeni bir kavramdır Türk Ticaret Kanunumuza giren. Biliyorsunuz artık sermaye şirketler topluluğu söz konusudur. Bununla ilgili ayrı bir bölüm yer almaktadır yeni Türk Ticaret Kanunumuzda. Şirketler topluluğunda eğer herhangi bir oy çoğunluğu ya da sermaye çoğunluğu olmaksızın bir hakimiyet sözleşmesi ile de şirketler topluluğunu oluşturmak mümkün olmaktadır. Henüz böyle bir hakimiyet sözleşmesinin tescilini uygulamada görmedim ama çeşitli sözleşme başlıkları altında işte hissedarlar sözleşmesi ya da işte taraflar arasında yapılan özellikle joint venture'larda şirket evliliklerinde yapılan protokoller, niyet mektupları diyelim bu hakimiyet sözleşmesinin bir şekilde hakimiyet sözleşmesi niteliğindedir diyebiliriz. Bir de şirketin tescil tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bir işletme veya aynın esas sermayenin 1/10'unu aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin yapılmış sözleşmelerin onaylanması da genel kurulun devredilemez yetkileri arasında sayılmıştır yönetmelik ile. Tabii bununla birlikte hepinizin bildiği gibi Türk Ticaret Kanunu'nun çeşitli maddelerinde öngörülmüş olan başkaca devredilemez yetkiler söz konusudur. Şimdi genel kurul toplantılarının türlerine bakarsak hepinizin bildiği gibi bir olağan genel kurul toplantımız var. Bir de olağanüstü genel kurul toplantımız var. İşte finansal tabloların, yıllık raporların onaylanması, karın kullanım şekli, dağıtılacak kar, bilançolar, kazanç paylarının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ve o hesap dönemini ilgilendiren konularla ilgili her yıl bir olağan genel kurul toplantısı her hesap dönemi için yapılması şarttır. Olağanüstü genel kurul toplantısı da eğer şirket için lüzumlu görülmesi halinde örneğin bir sermaye arttırımı söz konusu olacaksa o zaman yapılması gereken yani o gerektiği hallerde yapılan genel kurul toplantılarıdır.
Tek ortaklı anonim şirketlerde genel kurul, bu da yeni Türk Ticaret Kanunu'nda kabul edilmiş bir sistemdir. Tek ortaklı artık anonim şirket kurmamız mümkündür. Limited şirket kurmamız da mümkündür. Bu daha çok yurt dışında olan, yurt dışında daha önceden de olan bir müessesedir diyelim. Buradaki amaç, eskiden anonim şirketlerde 5 ortakla kuruluyordu. Genelde %99 yabancı sermaye açısından bakarsak %99.99'u yabancı bir şirketin oluyordu. İşte birer kişi de ya şirketin güvenliği, muhasebecisi, avukatı, işte danışmanı, onlara da birer pay veriyorlardı. Şimdi artık böyle bir, hani hepimiz için de söz konusu, hani benim de üzerimde böyle hisseler vardı. Artık tek ortaklı anonim şirket ve da limited şirket kurulabileceği için böyle de bir gereklilik kalmadı. Burada tek ortaklı anonim şirketlerde bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmesi için de yazılı olması şarttır. Kanunun ifadesiyle genel kurul toplantıları ne zaman ve nerede yapılır? Hepinizin bildiği gibi genel kurul toplantıları, olağan genel kurul toplantısını konuşuyorsak eğer, mali yılın eğer özel hesap dönemi yoksa 1 Ocak 31 Aralık hesap dönemini konuşuyorsak Mart ayı sonuna kadar yapılır. Mart ayı sonuna kadar yapılmadı, Nisan'da yapıldı, bunun bir yaptırımı vardır, var mıdır? Yaptırımı yoktur, eskiden de yoktu. 3-4 tane şeyi birlikte yapıyorduk genel kurul toplantılarını, ama şimdi Ali Bey daha detaylı anlatacak yıllık faaliyet raporlarını, o konularla ilgili kar dağıtımı konularında tabii ki önemli bir konu oldu bu da. Fakat dediğim gibi 15 Nisan'da genel kurul toplantısını yapsanız herhangi bir yaptırım yok. Bu bir iptal sebebi de teşkil etmez. Ancak yönetim kurulu üyeleri bunu bilerek, isteyerek, pay sahiplerinin zararına neden olacak şekilde yapmıyorlarsa eğer, tabii ki pay sahiplerinin yasal yollara başvurma hakkı mevcuttur. Dediğim gibi 3 ay içerisinde yapılmaması bir iptal sebebi teşkil etmez. Olağanüstü genel kurul toplantıları da gerekli görüldüğü zaman, gerektiren durumların ortaya çıktığı zaman yapılması gereken genel kurullardır. Biliyorsunuz sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı sürece şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içerisinde genel kurul toplantılarımız yapılır. Toplantının şirket merkezi dışında başka bir yerde veya yurt dışında yapılabilmesi için bunun şirket sözleşmesinde açıkça yapılması gerekir. Ben bugüne kadar hiç yurt dışında genel kurul toplantısını yapmak isteyenler oldu, fakat bunu müvekkillerimden yapmak isteyenler oldu, fakat bunu bir şekilde becerebilen olmadı diyebilirim. Ama Sayın Bakanlık temsilcimiz, Sayın Şube Müdürümüz bu konuyla ilgili bize belki daha detaylı bilgi verebilirler. Elektronik genel kurul, dediğim gibi, bu bir devrim niteliğindedir. Türk Ticaret Kanunu 1527. maddesinde mümkün kılınmıştır. 1527. maddesi uyarınca 28 Ağustos 2012 tarihinde de bir yönetmelik yayınlanmıştır. Anonim şirketlerde, elektronik ortamlarda yapılacak genel kurullara ilişkin bu yönetmelikte nasıl, hangi usul ve esasları takip ederek bu toplantıları yapabileceğimiz belirtilmiştir. Burada elektronik ortamda genel kurula katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Pay sahiplerinin elektronik ortamda oy kullanabilmeleri için dediğim gibi şirketin bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması gerekmektedir. Ya kendi bir internet, bununla ilgili bir sistem kurması gerekmektedir, ya da destek bir hizmet alması gerekmektedir. Bununla ilgili eğer elektronik ortamda genel kurul toplantısı yapmak isteyen anonim şirketler, yönetmelikte yer alan madde hükmünü şirket ana sözleşmesine olduğu gibi aynen aktarmak durumundadır ve bu itibarla da ana sözleşmelerini değiştirmeleri gerekmektedir.
Genel kurulu kimler toplantıya çağırabilir? Tabii ki yönetim kurulu toplantıya çağırabilir. Olağan ve olağanüstü genel kurullar ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu görev süreleri dolmuş olsa bile kanun ifadesiyle yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Pay sahipleri çağırabilir. Yönetim kurulunun devamlı olarak toplanamaması, toplantının hesabının oluşmasına imkan bulunmaması hallerinde şirket yönetim kurulunun olmaması durumlarında pay sahiplerinden biri mahkemeye müracaat edip izin almak suretiyle genel kurulu toplantıya çağrılabilir. Azlık genel kurulu toplantıya çağırabilir. Biliyorsunuz kapalı şirketlerde en az 1/10, halka açık şirketlerde en az 1/20'ini oluşturan pay sahipleri geciktirici sebepleri ve gündemi yazılı olarak belirtmek şartıyla yönetim kurulundan genel kurulu toplantıya çağırmasını talep edebilir. Azlığın talebi kabul edilirse genel kurul en geç 45 gün içinde yapılacak şekilde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Eğer kabul edilmezse azlığın çağrısı, bu halde yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya 7 iş günü içerisinde olumlu cevap verilmediği takdirde azlık mahkemeye başvurabilir. Mahkemede bir kayyım vasıtasıyla genel kurulun toplantısını çağrılmasını karar verebilir. Tasfiye memurları da tasfiye halinde olan şirketlerde tasfiye memurları görevleri ile ilgili konular için genel kurulu toplantıya çağırabilir. Çağrı ne zaman yapılır? En az 2 hafta önce, yani burada genel kurul toplantıya çağrısı ilan ve toplantı günleri hariç, yine eskiden de böyleydi, hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 2 hafta önce yapılır. Çağrı şirket esas sözleşmesinde bazı şirketlerin ana sözleşmelerinde yerel gazetede ilan edileceği hükmü söz konusudur. Mutlaka sizin de çalıştığınız şirketlerde böyle maddeler söz konusu olabilir. Buna dikkat etmek gerekir ya da esas sözleşme değişikliğinde bunu değiştirebilirsiniz. Yani şirket esas sözleşmesinde belirtilen şekilde internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halükarda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilan ile çağrı yapılmalıdır. Pay defterine kayıtlı pay sahipleri ise iadeli taahhütlü mektupla genel kurul bildirilir. Çağrı toplantı elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılması gerekmektedir. Çağrısız genel kurul eski Türk Ticaret Kanunu'nda olduğu gibi yeni Türk Ticaret Kanunu'nda da çağrısız genel kurul yapabiliyoruz. Bütün pay sahipleri veya temsilcileri aralarında biri itirazda bulunmadığı takdirde çağrı usulüne ilişkin hükümlere uyulmaksızın genel kurul toplanabilirler. Bu toplantının hesabı var olduğu sürece karar alabilirler. Çağrısız yapılan genel kurulda gündeme oy birliğiyle madde eklenebilir. Gündem maddesi eklenebilir. Genel kurul toplantısına kimler katılabilir? Biliyorsunuz bir hazır bulunanlar listesi hazırlamamız gerekmektedir genel kurul toplantısından önce. Bu yönetim kurulu tarafından düzenlenmesi gereken bir listedir. Burada pay sahiplerinin adlarının, adreslerinin ve toplantıya nasıl asaleten mi, vekaleten mi katılacaklarının yazıldığı bir listedir. Eğer genel kurul toplantılarında mutlaka muras üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması şarttır. Eğer şirket denetime tabi ise, bağımsız denetime tabi ise, biliyorsunuz denetim artık kalktı. Eğer eski yeni Türk Ticaret Kanunu'nun ilk haliyle bütün sermaye şirketleri denetime tabi olacaktı. Fakat daha sonra bu Bakanlar Kurulu'nun kararıyla yapılan 6335 sayılı kanunla yapılan değişiklikle kapsam daraltıldı. Şimdi sadece belirli şirketler, Ali Bey bu konuda size daha detaylı bilgi verecek, belirli şirketler bağımsız denetime tabi oldu. Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin denetçileri mutlaka toplantıya katılmak durumunda. Bu nedir? Bu nasıl bir
bize bir fayda sağlar. Pay sahiplerine şöyle bir fayda sağlar. Biraz önce de belirttiğim gibi pay sahipleri yönetim kurulu üyelerinden bilgi alabilir. Ve yine denetçiden bazı açıklamalar talep edebilir. Yine bildiğiniz üzere pay sahibi eski Türk Ticaret Kanunu'nda olduğu gibi kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu veya bunların ortağı olduğu şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleriyle şirketler arasında yani menfaat çatışması olan konularda herhangi bir müzakerelerde oy kullanması mümkün değildir, yasaktır. Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişilerin de kendi ibraları için oy kullanmaları yasaktır. Bu da dikkat etmemiz gereken bir konudur. Bakanlık temsilcisinin katılımı bununla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı anonim ve limited şirketlerin sermayelerine yeni askeri tutarları yükseltmelerine ve kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi anonim şirketlerin belirlenmesine ilişkin ikincil mevzuat kapsamında çıkan tebliğ uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, factoring şirketleri, varlık yönetim şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler ve diğer sermaye piyasası kanununa tabi şirketler, serbest bölge kurucusu ve işletici olan şirketlerin genel kurul toplantılarına mutlaka bakanlık temsilcisinin katılımı şarttır. Bununla birlikte anılan tebliğ uyarınca eğer gündeminde sermayenin arttırılması, azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi veya kayıtlı sermaye sisteminden çıkarılması, faaliyet konusunun değişmesi, birleşme, bölünme, tür değişikliği gibi konular söz konusu ise yine bakanlık temsilcimizin toplantıya katılması gerekmektedir. Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirket genel kurullarında da bakanlık temsilcimizin katılması gerekmektedir. Yurt dışında yapılacak bütün genel kurullarda ve yurt dışında yine yapılacak imtiyazlı pay sahipleri genel kurullarında bakanlık temsilcisinin katılımı şarttır. Aksi takdirde toplantı geçerli olmayacaktır. Genel kurul toplantısı öncesinde yapmamız gereken işlemler nelerdir? Bir gündemi belirlememiz gerekir. Gündemi belirlerken eğer herhangi olağan genel kurul için konuşmuyorum ama diyelim ki sermaye arttırımı ya da sermaye azaltımı ya da tür değişikliği, birleşme, bölünme gibi yeniden yapılanma söz konusu ise şirkette tabii ki o zaman yapmamız gereken bakanlığa başvurup bir bakanlık temsilcisinin tayin edilmesini talep etmemiz gerekir. Gündemde olağan genel kurul toplantısında işte açıkça ilgili yönetmelikte biraz önce bahsettiğim yönetmelikte gündemin nasıl yazılması gerektiği örnek halinde verilmiştir. Dediğim gibi diğer yapmamız gereken iş hazır bulunanlar listesinin hazırlanması gerekmektedir. Burada da adreslerini, uyruklarını, şirket pay sahiplerinin sermaye miktarlarını, ödenmiş şirketin ödenmiş sermayesini, esas sermayesini, toplantıya asaleten mi, vekaleten mi nasıl katıldığını açıkça yazmamız gerekir. Yine aynı yönetmeliğin ekinde hazır bulunanlar listesinin nasıl olması gerektiği belirtilmiştir. Aslında odamızın web sitesinde de bu örnekler mevcuttur. Finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ile ilgili Ali Bey detaylı bilgi vereceği için bu konuda ben herhangi bir bilgi vermeme gerek olmadığını düşünüyorum. Ve denetçi raporunun hazırlanması tabii TEB'in dediğim gibi varsa eğer bağımsız denetime tabi ise o zaman da bir denetçi raporunun hazırlanması gerekmektedir. Şimdi belirli ticaret sicil müdürlükleri işte İstanbul, Ankara, İzmir, değişik Eskişehir, işte Konya, diğer her ticaret sicil müdürlüğünün bazı belirli farklılıklar, talep edilen belgelerde farklılıklar söz konusu olabilir ama genelde talep edilen belgeler bir dilekçe, bunu hep yapıyoruz, noter onaylı toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, bakanlık temsilcisinin eğer gerekiyorsa atama yazısı,
Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı, soyadı, adresi, yabancı uyrukluysa bu kişinin ikamet tezkeresi gibi bilgilerin yer aldığı belgelerin ibrazı, tescil ve ilan için gerekmektedir. Biliyorsunuz genel kurul kararlarının genel kurul toplantı ve müzakere defterine yazılması yeni Türk Ticaret Kanunu ile öngörülmüştür. İmzalanması, biz genelde yaptığımız şey hepimizin bilgisayar kullandığımız için çıktıyı alıp anılan deftere yapıştırıyoruz ve ondan sonra da noterde tasdik ettiriyoruz. Bu tasdikten, bu yani her halükarda genel kurulun yapılmasından itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurarak gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Şimdi diğer bir başlığımız genel anonim şirketlerde toplantı ve karar yeter sayıları, nisapları. Burada bildiğiniz gibi Türk Ticaret Kanunu 418. maddesi uyarınca birinci toplantı nisabı genel olarak, kural olarak 1/4'tür. İkinci toplantıda nisap aranmaz. Karar nisabı da toplantıda hazır bulunanların çoğunluğudur. Esas sözleşme değişiklikleri söz konusu olduğunda genel olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 421. maddesinin birinci fıkrası uyarınca %50 toplantı nisabı, 1/3'te ikinci toplantı nisabı, toplantıda bulunanların çoğunluğunda karar nisabını oluşturmaktadır. Tasfiye halinde genel kurul Türk Ticaret Kanunu 546. maddesi uyarınca ilk toplantıda 1/4, ikinci toplantıda nisap aranmaz. Karar nisabı da toplantıda bulunanların çoğunluğunu oluşturmaktadır. Şimdi burada diğer iki tane önemli konu var. Burada oy birliği gerekiyor. Hem toplantı nisabı hem karar nisabı bakımından. Bu bir, bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikinci yükümlülük koyan kararlarda mutlaka oy birliği gerekmektedir. Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar, ben bugüne kadar hiç rastlamadım böyle bir karara. Onda da oy birliği gerekmektedir. Hem toplantı nisabı hem karar nisabı açısından. Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi ağırlaştırıcı nisaba tabidir. O da sermayenin en az %75'ini oluşturan payların olumlu oylarıyla. Yine karar nisabı da aynı şekilde. Diğer imtiyazlı pay oluşturulması, nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması, sermayenin azaltılması, fesih ve tasfiye genel kurulu, tasfiyeden genel kurulu her biri sermayenin en az %75'ini oluşturan payların olumlu oylarıyla, pay sahiplerinin olumlu oylarıyla alınması gereken ağırlaştırıcı nisaptaki kararlardır. Tasfiyeden dönülmesi sermayenin en az %60'ını toplantı nisabı ve karar nisabını gerektirmektedir. Birleşme kararı esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir. Genel kurulda mevcut oyların 3/4'ü gerekmektedir. Diğer konularda da yine ağırlaştırılmış nisaplar söz konusudur. Dediğim gibi önemli miktarda şirket aktiflerinin toptan satışı için artık bu nasıl bir tespit, bu tabii ki sizlerin yapacağı bir tespit sonucunda önemli miktarda şirket aktifleri nelere tekabül eder tespitinden sonra eğer böyle bir satış söz konusuysa sermayenin yine en az %75'ini oluşturan pay sahiplerinin katılımıyla ve olumlu oylarıyla bu kararın genel kurulda alınması gerekecektir. Limited şirketlerde genel kurul toplantıları bildiğiniz gibi anonim şirketlerle aslında limited şirketler yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yani çok yakınlaştırıldı. Buradaki yine bildiğiniz gibi aradaki fark eğer bir siz halka açılmayı düşünüyorsanız o zaman bir anonim şirketinizin olması gerekir. Eğer kamu borçlarından sorumlu olmak istemiyorsa pay sahipleri o zaman da bir anonim şirketinizin olması gerekmektedir. Fakat daha çok uygulamada hepimizin müvekkillerinin limited şirket olduğunu biliyoruz. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda da limited şirketlerde de aynı şekilde genel kurul toplantılarının yapılması öngörülmektedir.
Buradaki temel olarak bu dediklerimden başka temel olarak bana sorarsanız en önemli farklardan biri de pay devri konusundadır. Çünkü anonim şirketlerde nama yazılı payların devri için belirli konularda belirli sınırlamalar getirmiştir. Fakat limited şirketlerde istediğimiz gibi şirket sözleşmesiyle, ana sözleşmeyle bunu kısıtlamamız halen mümkündür. Limited şirketlerde genel toplantılarına bakarsak yine aynı başlıklar altında inceleyebiliriz. Burada bir tek toplantısız genel kurul, bu daha önce de yaptığımız uygulamadaki durum gibi. Yani toplantısız genel kurul yapabilmemiz mümkündür. Genel kurulun devredilemez ve görev ve yetkileri burada ikiye ayrılmıştır limited şirketlerde. Kanunen devredilemez yetkileri, şirket sözleşmesi ile devredilemez nitelik kazanan yetkiler. Kanunen devredilemez yetkiler 616. maddemizin birinci fıkrasında açıkça yazılmıştır. Bunlar şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları, anonim şirketle kıyasen aynı maddeler söz konusudur. Esas sermaye paylarının devrinin onaylanması burada söz konusudur. Müdürün şirketin kendi paylarının iktisabı konusunda yetkilendirilmesi ve böyle bir iktisabın onaylanması, şirketin fesli gibi buradaki sayılan yetkiler şirket müdürlerine veya üçüncü bir kişiye devri mümkün değildir. Genel kurulun şirket sözleşmesi ile devredilemez nitelik kazanan yetkileri nelerdir? Burada Türk Ticaret Kanunu 616. maddesinin ikinci fıkrasında yazılıdır bu yetkilerde. Şirket sözleşmesi uyarınca genel kurulun onayının arandığı haller ile müdürlerin faaliyetlerinin onaylanması, önerilmeye muhatap olma, ön alım, geri alım ve alım haklarının kullanılması hakkında karar verilmesi, esas sermaye payları üzerinde rehin hakkı kurulmasına ilişkin onayın verilmesi, yan edim yükümlülükleri hakkında iç yönerge çıkartılması, müdürlerin ve ortakların şirkete karşı bağlılık yükümü ve rekabet yasağı ile ilgili izinlerin verilmesi, bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebeplerden dolayı şirketten çıkarılması, bunlar da devredilemez nitelik kazanan yetkilerdir. Aynı şekilde genel kurul toplantıları yine iki şekilde olabilir limited şirketlerde. Olağan genel kurul toplantıları, olağanüstü genel kurul toplantıları. Yine tek ortaklı limited şirket kurmamız mümkündür. Bu genel kurulların tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmesi için yazılı olmaları şarttır, amir hükümdür. Genel kurul toplantıları ne zaman nerede yapılır? Kıyasen aynı maddeler söz konusudur anonim şirketlerde olduğu gibi. Olağan genel kurulsa hesap ayının, hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde, yani 1 Ocak'sa 31 Aralık aralığındaysa 31 Mart'a kadar genel kurulun yapılması gerekmektedir. Elektronik genel kurul limited şirketlerde de mümkün kılınmıştır. 1527. maddede söz konusu dayanağımız 1527. maddedir Türk Ticaret Kanunumuzun. Burada yine bir yatırım yapmak söz konusudur. Yani bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olunması veya destek alınması gerekmektedir. Yine aynı şekilde limited şirket sözleşmesinde de elektronik ortamda genel kurul yapabilmemiz için ilgili yönetmelikte yer alan tebliğde yer alan madde metninin aynen kabul edilmesi gerekmektedir. Genel kurulu kimler toplantıya çağırabilir? Müdürler toplantıya çağırabilir. Müdür veya müdürler kurulu süresi dolmuş olsa bile yine genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Ortaklar çağırabilir. Yine mahkemeye müracaat edip izin almak suretiyle ortaklar genel kurulu toplantıya çağırabilir. Azlık çağırabilir. En az onda birini oluşturan ortaklar yine talepte bulunur. Eğer bu talep kabul edilmezse mahkemeye başvurmak ve mahkemenin kayyım tayiniyle çağrılması mümkündür. Aynı şekilde tasfiye memurları çağırabilir. Burada tasfiye memurlarını genel kurulu çağırması görevleri ile ilgili konular için genel kurulu toplantıya çağırabilirler.
Genel kurul toplantıları toplantı gününden en az 15 gün önce toplantıya çağrılması gerekir pay sahiplerinin, ortakların. Şirket sözleşmesiyle bu süre uzatılabileceği veya 10 güne kadar da kısaltılabileceği kanunumuzda öngörülmektedir. Çağrısız genel kurul aynı şekilde hiç kimsenin itirazda, hiçbir ortağın itirazda bulunmaması halinde çağrı usulüne uymaksızın çağrısız genel kurul toplantısı yapabiliriz. Çağrısız genel kurulunda oy birliği ile maddede gündem maddesi ekleyebiliriz. Buradaki bir, yani daha önce uygulamada hep yaptığımız toplantısız genel kurul yapabiliriz. Türk Ticaret Kanunu'nun 617. maddesinin 4. fıkrasına göre herhangi bir ortak sözlü görüşme isteminde bulunmadığı takdirde genel kurul kararları ortaklarının birinin gündem maddesiyle ilgili önerisini diğer ortakların yazılı onayını almak suretiyle de verebilir. Aynı önerinin tüm ortakların onayına sunulması kararların geçerliliği için şarttır. Bununla birlikte imzaların aynı kağıt üzerine atılması zorunlu değildir. Kararların aynı olması şartıyla farklı kağıtlarda da imzalar atılabilir. Genel kurul toplantısına kimler katılabilir? Burada her ortak kendisini genel kurulda temsil ettirebilir ya da asaleten katılabilir. Şirket müdürü olan ortaklar kendi ibralarına ilişkin oy kullanamaz. Aynı yönetim kurulunun ibralarında anonim şirketlerde oy kullanamayacağı gibi. Müdürlerden en az birisinin toplantıda bulunması ve denetime tabi bir limited şirket ise yine denetçilerin genel kurul toplantısında hazır bulunması gerekmektedir. Limited şirketlerde bakanlık temsilcisinin katılması herhangi bir Türk Ticaret Kanunu'nda ve ikinci mevzuatta yer almamaktadır. Buna ilişkin herhangi bir madde söz konusu değildir. Yine limited şirketlerde neler yapmamız gerekir önceden? İlk önce belirlemeliyiz. Gündemde dediğim gibi örneği yine tebliğlerde mevcuttur. Eğer bir olağan genel kurul toplantısını konuşuyorsak, açılış ve toplantı başkanının oluşturulması, müdür ve müdürler kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, şirket denetime tabi ise denetçi raporunun okunması, müdürlerin ibrası, karın dağıtılması, müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi, görev süreleri son ermişse yeniden seçilmesi, denetime tabi ise denetçi seçimi yer alması gerekmektedir. Yine hazır bulunanlar listesinin hazırlanması gerekmektedir. Finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması gerekmektedir ve eğer varsa denetçi raporunun hazırlanması gerekmektedir. Bu sefer daha az belgeyle Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuruyoruz. Burada dilekçe, noter onaylı ortaklar kurulu kararı. Burada eğer sicile başvurmamız dün çok sorulan sorulardan biriydi. Sicile başvurum, eğer tescile gerek olan bir konu varsa sicile başvuruyoruz. Fakat her genel kurul toplantısının yine de kararı ve hazır ve diğer belgeleriyle, işte dilekçemiz ve hazır bulunanlar cetvelimizle birlikte başvurmakta. Eğer tescil etmeyeceklerse bile, tescile zorunlu bir konu olmasa bile dosyasına alıyor Ticaret Sicil Müdürlükleri ya da iade ediyorlar. Hani bunu da yapmakta fayda olduğunu dün bu şekilde görüşmüştük. Tescil ve ilan yine genel kurul müzakere, toplantı ve müzakere defteri limited şirketlerimiz için de aynı şekilde almamız gerekmektedir ve bunu noterden onaylatmamız gerekmektedir bildiğiniz üzere. Bu kararlarımızın, genel kurul kararlarımızın tasdik edilip anılan deftere tasdik edilip yapıştırılmasından itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurmamız gerekmektedir. Toplantı ve karar nisapları limited şirketlerde genel kural hepinizin bildiği gibi Türk Ticaret Kanunu 620. maddesi uyarınca salt çoğunluktur. Önemli kararlar için ağırlaştırılmış nisap yine söz konusudur. Buradaki önemli nisap ağırlaştırılmış nisap 2/2 bütün pay sahiplerini temsil eden oyların 2/3'ünün ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması koşuluyla nisap sağlanır.
buradaki konular nelerdir? Şirket işletme konusunun değiştirilmesi, oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi, esas sermayenin arttırılması, rüçhan haklarının sınırlandırılması ya da kaldırılması, şirket merkezinin değiştirilmesi, müdürlerin ve ortakların bağlılık hükmüne ve rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmaları ile ilgili genel kurul tarafından onay verilmesi, haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için ortağın mahkemeye başvurulması, şirketin fesi gibi konularda ağırlaştırılmış nisap söz konusudur. Tabii ki şirket sözleşmelerinde, şirket ana sözleşmelerinde bu nisapları değiştirmemiz, daha da ağırlaştırmamız mümkündür. Münfesi hale gelen şirketlerimizin durumu diğer bir konumuzdu. Şimdi biliyorsunuz Yeni Türk Ticaret Kanunumuzun geçici 7. maddesiyle ve münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticari sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin çıkan ikinci mevzuat kapsamında çıkan tebliğ uyarınca artık hızlandırılmış tasfiye söz konusu olacaktır. Burada bir re'sen terkin de söz konusudur usul açısından. Hangi şirketler münfesi hale gelen şirketler olarak kabul edilmektedir? Sermayelerini işte 10 bin, limited şirketlerde 10 bin, anonim şirketlerde 50 bin Türk lirasını arttırmamış olan şirketler. Sebebi ne olursa olsun son 5 yıl içerisinde genel kurul yapmamış şirketler, adresleri belli olmayan şirketler, tasfiyesine 1-3-2012 tarihinden itibaren tasfiyesine başlanılmış ve tasfiyeleri tamamlanmış olmasına rağmen kesin bilançoları genel kurulun onayına sunulmaması nedeniyle sicilden silinemeyen anonim ve limited şirketler, oda kaydı silinen anonim ve limited şirketler, yine ticari sicil müdürlüklerine dilekçe ve ekinde vergi dairesinden alınan yazı ile müracaat eden, vergi dairesince adresinde bulunmadığı tespit edilen ve ana sözleşmelerinde tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresinin süresi içerisinde tescil edilmemiş olmasının fesih sebebi sayılacağı hükmü bulunan şirketler münfesih şirketler kapsamında sayılmıştır. Ankara Ticaret Odası'nın örneğin Ankara Ticaret Odası'nın internet sitesinde münfesih sayılan şirketlerin bir listesi mevcuttur. Bazı odalar da münfesih kapsamda değerlendirilen şirketlerini ilan etmektedir. Burada re'sen kayıt silme usulü söz konusudur. Bir ihtarname gönderilmesi. Bu ihtar üzerinde beyanda bulunmayan şirket 2 ay içerisinde cevap verilmemesi, yani bu ihtarın münfesih şirketin son adresine gönderilmesinden itibaren 2 ay içerisinde herhangi bir cevap verilmemesi ve tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde re'sen silineceği öngörülmektedir. İhtar üzerinde beyanda bulunulması halinde ise en son bu durumda da tasfiye memurları bildirmeleri gerekmektedir. Başvuru incelenecek, tasfiye memuru tescil ve ilan edilecek. Bu ilanda alacaklılar 2 ay içerisinde tasfiye memuruna müracaata davet edilecektir. Buradaki sistemde de müracaat edilmesi halinde de tasfiyenin 6 ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Bu daha özel bir durum. Tasfiyeleri tescil edilmiş şirket ve kooperatiflerin kayıtlarının silinmesi ile ilgili de yine kanunumuzda ve ilgili tebliğde bazı özel hükümler öngörülmüştür. Şimdi Erol Bey'in de bahsettiği gibi sermayesini arttırmamış şirketler, bu en çok sorulan sorulardan biriydi bu son günlerde. Çünkü 14 Şubat son gündü ve ondan sonra o sermaye arttırımında bulunamayan şirketler ciddi bir panik yaşadılar. Bunun üzerine işte böyle şeyler dönmeye başladı. İşte bu konuda işte bununla ilgili yeni bir düzenleme gelecek, mutlaka gelecek. Ticaret sicil müdürleri bekleyin falan almadı şeyleri 14 Şubat'tan sonra başvuruları. Fakat daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakanımız
bir açıklama yaptı 26 Şubat'ta ve dedi ki bir ihtarname gönderilecek, 2 ay içerisinde Erol Bey'in bahsettiği için faaliyetine devam edeceğini bildiren, bu yükümlülüğünü yerine getirenler yine faaliyetlerine devam edebileceklerini belirtti. Fakat henüz ticaret memurluklarına gelen bir şey olmadığını görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Biz teşekkür ediyoruz. İsterseniz yapılmış olan açıklamaları, açılış konuşması falan biraz bir yarım saat ara verelim. İkinci konuşmacımız özellikle faaliyet raporu, kar dağıtımı, finansal tablolarla ilişki bölümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak ve seminerimize soru cevapla diğer açıklamalarla devam edelim. Bir yarım saat ara veriyoruz. Belirttiğim gibi daha önce burada bir ikramımız var. Ondan da yararlanabilirsiniz. Ağzına sağlık.